nihayet geldik eve. Rüzgar, ben çok sevindim biliyor musun Dişçinin senin için söylediklerini. Gel Rüya'ya da anlatalım hemen. Gel anneciğim. Rüya, anneciğim dişçiden geldik biz. Dişçi dedi ki Rüzgar'a, dişlerin oldukça sağlammış, herhangi bir sıkıntısı yokmuş. 6 ayda bir kontrole gelmeyi unutmayın ama dedi, tamam mı? Haberin olsun, sen de sevinirsin diye düşünüyorum. Sen cips mi yiyorsun? Afiyet olsun anneciğim. Dişlerini fırçalamayı unutma ama cipsini bitirdikten sonra, tamam mı? Hadi afiyet olsun. Dişlerini fırçalasam mı? Yok ya, boş ver. Biraz da çikolata yiyeyim. İyi at. Bir tane at. Anneciğim, oraya mı yiyeceksin? Peki cipsten sonra dişlerini fırçaladın mı? Aklımda anne. Aklında diyor ama fırçalamıyor. Dur bakalım. Anneciğim, sen şimdi şeker mi yiyeceksin? Rüya dikkatimden kaçmadı. Sen dün de dişlerini fırçalamadın. Bugün de fırçalamadın. Üstüne üstlük dişlerine zarar verecek bir sürü şey yedin. Dişlerin çürüyebilir. Dikkat et kendine. Bence bu kadar şey yememelisin. Niye peki, sen bilirsin anneciğim. Efendim anneciğim, ne oldu? Oo, ta dışarı vurmuş. Aha. Anneciğim, ağrır tabi dişin. O kadar abur cubur yedin. Dün de dişlerini fırçalamadın. Bugün de fırçalamadın. Ağrır tabi. Yapman gereken şeyi aslında çok iyi biliyorsun bence. Koş dişlerini fırçala. Tertemiz dişlerini fırçala. Ondan sonra geçecek ağrın. Göreceksin. Koş koş koş. Enerji, hadi bakalım. Anneciğim, fırçalıyor musun dişlerini? Evet. Hadi bakalım. Geçeceğiz inşallah ağrı. Bir daha dişlerini fırçalamadığın gün olmasın lütfen. Günde iki kere. Mümkünse sabah ve akşam dişlerimizi güzelce fırçalayalım. Özellikle de tatlı, çikolata, abur cubur gibi şeyler yedikten sonra ağzımızı mutlaka temizleyelim. Hatta biraz daha bildiğin zaman ne yapacağız biliyor musun? Diş ipi kullanacağız. Sen diş ipinin ne olduğunu biliyor musun? Hadi bakalım. Gerçekten mi? Ay çok sevindim anneciğim. Bundan sonra ama sakın dişlerini ihmal etmek yok. Anlaştık mı? Söz mü? Söz. Hadi bakalım, içeri gidebilirsin. Arkadaşlar, siz de diş sağlığınıza önem verin, tamam mı?